Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 28 Eylül Perşembe. Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinde yağmur bekleniyor. AKOM'da, İstanbul'da sağanak yağış uyarısı yaptı. Şimdi haberler. Türkiye, Küresel Organize Suçlar raporuna göre, Avrupa'da organize suç endeksinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke arasında, 14. sırada bulunan Türkiye'nin, bu yılki endeks skoru 7.03 olarak belirlendi. 1, en düşük, 10 ise, en yüksek skor. Endeksin alt başlığındaki, devlet bağlantılı suç aktörleri ve insan kaçakçılığı, 9 puanla, Türkiye'nin en kötü olduğu alanlar. Bunları, 8.5 puanla silah ticareti, eroin ticareti ve mafyavari suç grupları ve 8 puanla, insan ticareti alt başlıkları takip ediyor. Endeksin zirvesinde 8.15 puanla Myanmar bulunuyor. Uyuşturucuya bağlı çetelerin oldukça güçlü olduğu Kolombiya ve Meksika ise ilk 3 içinde yer alıyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bisiklet süren Doğanay Güzelgün'e otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü teslim oldu. 18 Temmuz sabahı Kartal yönüne giden Ünlü, Bostancı'da Güzelgün'e çarpıp olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Güzelgün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahminini %2,5'ten %3,5'e yukarı yönlü revize etti. 2024 yılı büyüme tahmini değişmeyerek %3 olarak kaldı. Bankanın raporunda, ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün olumlu bir sinyal olduğu belirtildi. Bank of America ise, yıl sonu dolar, TL tahminini 30 olarak açıkladı. Türkiye, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküp'e kadar doğalgaz ihraç edecek. BOTAŞ tarafından varılan ve 31 Mart 2025'e kadar devam edecek olan anlaşmaya göre, doğalgaz ihracatı 1 Ekim'de başlayacak. Daha önce de benzer anlaşmalar Macaristan ve Bulgaristan'la da yapılmıştı. Dünya genelinde her yıl 800 bin kadın, uygun bakımdan mahrum bırakıldıkları için ölüyor. Uluslararası Tıp Dergisi Lancet'te yayımlanan rapora göre, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık, kadınların kanser risklerinden kaçınmasını zorlaştırıyor. 185 ülkeyi kapsayan raporu hazırlayan sağlık uzmanları, kansere, feminist bir yaklaşım çağrısında bulunuyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinden ayrılıp, Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 50 bine yaklaştı. Bölgeyi Ermenistan'a bağlayan yollarda halen uzun araç konvoyları var. Azerbaycan'ın 24 saatlik operasyonu öncesinde bölgede 120 bin Ermeni yaşıyordu. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki Ermenileri eşit yurttaşlar olarak entegre etmek istediğini belirtmiş, hükümetin uyarıları sonrasında Ermeniler yoğun biçimde Ermenistan'a gitmeye başlamıştı. ABD'deki New York Eyalet Mahkemesi, eski ABD Başkanı Trump'ın fazla mal varlığı bildirimi ve şirketinin net değerini olduğundan fazla göstererek bankaları, sigorta şirketlerini ve diğer muhataplarını aldattığına hükmetti. Ceza kararı öncesinde 2 Ekim'den itibaren jürisiz bir duruşma yapılması planlanıyor. Savcılık, $250 milyon ceza ve Trump'ın New York'ta iş yapmasının yasaklanmasını talep ediyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.